Recep Tayyip Erdoğan'ın %84'e yakın oy aldığı OFF'tayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye OFF vatandaşlarına soruyoruz. İyi seyirler. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? OFF'luya soruyor şu, Muharrem İnce mi? Tabii ki Tayyip Erdoğan ya. Neden Erdoğan? OFF'luya soramaz mıyız abi? OFF'luya sorduğun zaman Tayyip Erdoğan der sana. Recep şeydi, Muharrem İnce demez sana. Kılıçdaroğlu demez mi? Neden abi Merdan? Hakaret etmedi işimiz hemşerim ya. Kılıçdaroğlu abi, paran kaldı. Sağ ol abim. Abi size soralım. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Neden derken biz ülkemizi, memleketimizi seven insanlarız. Bir şeyler hani konuşmaya gerek yok ama görüyoruz çoğu şeyi. O yüzden biz onu tercih ediyoruz. Siz abim? Recep Tayyip Erdoğan. Var mı bir nedeni? Nedeni ülke. Diğerleri de ülkenin. Diğerlerini görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını da görüyoruz. Diğerlerinin yaptığını da görüyoruz. Bu yüzden dolayı. Aynen. Yani 20 yıl ileri gitmekten, geri gitmektense ileri gitmek daha mantıklı bence. Sağ olun. Size soralım mı? Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Ben Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bu düzen değişsin diye. Bu yüzden dolayı. Aynen. Abim az önce abi geldi dedi, OFF'lu. Siz OFF'lu musunuz? O da benim dayımdır zaten. Dayım mı? Aynen, o değişmez. OFF'lu. Buradaki arkadaş da değişmez. Evet. Bunların karşısına yeni bir peygamber gelse dese ki ben yeniden İslam'ı çıkardım. Onu da değişmezler. Bunlar öyle cinsler yani. Onun için doğru dedi yani. Doğru dedi. Aynen. OFF'lu değişmez diyorsun. Yok. Peki abim daha önce kime verdiniz? Ben daha önce Muharrem İnce'ye verdim. Daha önce Muharrem evet. İnce'ye verdim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Güveniyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Abi size sordun mu? Benim inadıma şey diyor sana değil mi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyor abim. Devam edelim şey. Beyefendi merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Tayyip Erdoğan'dan başkası var mı? Neden abim? Neden? 7 tanesi bir Tayyip Erdoğan'ın kili olamaz ya. Muharrem İnce var. Muharrem İnce zor, zor. Teşekkür ederim. Abi merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ediyorum. Abim İstanbul'dan geldik, OFF'lara soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın başkasını da tanımıyorum ben onları, öbürleri. Niye tanımıyorsun abim? Televizyonda görüyorum onları, hiçbir şeyimiz yok. Biri CHP'nin genel başkanı, biri Memleket Partisi'nin genel başkanı. Anlıyorum, tanıyorum da öyle tanıyorum onları yani. Recep Tayyip Erdoğan varken. Yani bunlara, yani bu insanlara şaşıyorum ben. Recep Allah'ın izniyle bu seçim onun için en kolay seçim olacak diye düşünüyorum. OFF'ta bir önceki seçimlerde %84'e yakın oy aldı Recep evet, Tayyip Erdoğan. Aynen. Şu an biraz daha fazla, biraz daha %88. O kadar diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Size soralım abim. Recep Tayyip Erdoğan mı? Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Başkanıma sor. Söyleyecek ne var? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Çünkü şu anda benim bildiğim bağımsız bir Türkiye için başka Avrupa Birliği ya da Amerika'nın güdümüne girmeyen büyük Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan bize 5 sene daha lazım. Sistemin oturması konusunda da aynı düşünüyorum. Dış politikasını tam destekliyorum. Tabii bazı ekonomik programlarını beğenmiyorum ama benim için önemli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız bir Türkiye için vazgeçilmez oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Vallahi ben itmandan görüyorum. Siz yorgunum. Çocukları eğitiyorum 15 senedir. Fakir çocukları. Teprem bölgesine gelen çocukları da orada eğitiyorum şimdi. Ben şimdi siyasetten hoca olduğum için bir şey diyemiyorum. Zamanı geldi o zaman. Düşünürüz yani. Sağ ol. Tamam, teşekkür ederim. Dayım merhaba, nasılsın? Merhaba, sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. OFF'a geldik abim. İstanbul'dan geldik. Evet. OFF vatandaşlarına soruyoruz. OFF'lular bu seçimde kimi destekleyecek? AK Parti'yi destekleyeceğiz. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu. Yok, onlar bize gelmez. Onlar ne işimiz olur olmaz bizim. Niye olmaz abi? Olmaz, onlar işimiz olur. Sorusunu sorsun. Evet, tamam. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu. Bunları nasıl Tayyip Erdoğan. Evet. Bunları nasıl kıyaslıyorsunuz? Nasıl bir sorudur bu? Buyurun abim. Nasıl bir sorudur bu? Üçü de aday olacak Recep ya. Recep Tayyip Erdoğan, evet. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu. Evet. Yani Tayyip Erdoğan'dan bunları yan yana nasıl, siz hangi televizyondan geldiniz? Biz YouTube kanalıyız. Biz yan yana getirmiyoruz. Bunlar aday olacak. Vatandaşlar böyle başka bir soru yok mu yani? Evet. Yani Kılıçdaroğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl yan yana koyabiliyorsunuz? Muharrem İnce. Muharrem İnce kim?
O da olmaz. Kim yani sen, deprem olmuş orada. Evet. 100 bin vatandaşımız ölmüş. Enkazın altında çıkmış Muharrem İnce arabanın içine, bu milletin karşısında disco dansı yapıyor. Gece kulübüne götürelim onu, yövsün. Bunu nasıl sor, başka bir soru sorun yani. Böyle peki, bir soru abi, olmaz. Neden vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'a versin? Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'a versin? Bu sefer de her zaman da bu seferden hayır, başka giremeyecek olduğu için nasıl, Tayyip Erdoğan. Nasıl Recep, vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'a versin? Düşüncelerini söyle ki yayınlayayım. Ben söylüyorum yani, düşüncelerimi. Şöyle söyleyeyim. Ama adam gibi yayınlanır söz düşünceleri yani söz, bunları. Şöyle adam gibi yayınlanır. Söz diyorum. Tamam Recep Tayyip Erdoğan. Vatandaş neden Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'ye vermesin, neden Recep Tayyip Erdoğan'a versin? Kılıçdaroğlu bence, Kılıçdaroğlu bugün Demirtaş çıkarmaya çalışıyor ya, sanki onu Tayyip Erdoğan soktu hapise. Türkiye'nin hakimi var, savcısı var, yargısı var, suçlu buldular onu. Sen oradan çıkarmaya çalışıyorsun hani, ne alaka? Peki. Sen çıkmışsın şimdi bu milletin başkanı olacaksın, hayırdır? Peki. Orada Ekrem İmamoğlu da var, o da Trabzon. Ekrem İmamoğlu Trabzonlu olabilir ama o da dün eskiler hakkında bu ülkemiz evliliğe şu anda karşı değil dedi. Şu anda karşı değil, şu anda karşı değil ne demek? Şu anda karşı değil ne demek? Ya daha ileride hazır olabilir abi. Şu anda hazır değiliz, şu daha ileride hazır olabiliriz öyle mi? Bunlar yani şu anda kendileri apaçık biz hainiz diyor kendileri. Ama bizim bu millet anlamıyor onu. Anlamayan kitle var. Zihniyet, bunların zihniyeti bozuk yani. Of yoktu, of'u yapıyorlar. Bir tane polis karakolu yoktu burada. Bütün Türkiye'yi yeniden yaptı. Şu anda Tayyip Erdoğan olmasa dolar 60 milyon. Abdullah Musa'ta mısınız? Teşekkür ederim. Yani görünen köy kılavuzu ister mi? Teşekkür ederim. Of yayınında izlersiniz. Yani of'a gelip de o YouTuber'cular ya buraya Abdullah Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu buraya gelmesin yani, buraya tepki görür. Akşenerler, Makşenerler bunlar Abdullah, memleketi dakika, ortadan Abdullah, bölmeye çalışıyorlar. Abdullah bir müsaade eder misin? Evet. Şimdi bak. O 6 tanesi Amerikan projesiydi kardeşim. Amerikan projesi. Anladın mı? Bunlar Amerikan projesi kardeşim. Teşekkür. Bu kadar sen aynı ilet hocam. Yayınlayacağım abim. Teşekkür ederim. Devam edelim. Şöyle. Beyefendi merhaba. Kolay gelsin abim. Nasılsın? Gürbüz kasap kolay gelsin. Evet. Kasapçıları konuşmuş. Evet. Abim esnafa sormayalım. Esnafa sor. Sana sorayım abim. Ben konuşmakta şey değilim. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Niye etmiyorsun abim? Saçma bir soru sordun da mı? Ya Cumhurbaşkanı adayı üçü de. Saçma kardeşim. Tayyip Erdoğan'a karşı aday olacak adam saçma yani. Kim olursa olsun. Teşekkür ederim. Devam edelim. Hanımefendi merhabalar. İstanbul'dan geldik. Oflu vatandaşlara söz. Recep Tayyip Erdoğan mı, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Gönüllü olarak. Neden Kılıçdaroğlu? Neden mi? Ben dibinden beri Kılıçdaroğlu'cuyum oğlum. Yıllardır? Yıllardır. Açık söyleyeyim, Erdoğan diyeceksin sandım. Asla demiyorum. Niye? Asla demiyorum. Demiyorum. Bitti. Diyenler desin, ben demiyorum. Ama bunu lütfen yayınlayın. Bak bir oflu olarak ben Kılıçdaroğlu seve seve diyorum. Peki ablam, ofla bir önceki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %84'e yakın oy aldı. Evet. Şimdi nasıl alır çevreniz? Vallahi ben de dün geldim İstanbul'dan. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yaptıklarına baksın, yapacaklarına bakılıyor başkalarını. Geliyor gelmekte olan. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Muammer İnce derim. Olmasa Kılıçdaroğlu, AK Parti asla demem. AK Partici budur. Babanız mı? Evet, babam. Ya bana demiyorum bak. Çünkü, niye demiyorsunuz? Çünkü 20 senedir başımızda yani yaptıklarını, yani iyi şeyleri de var ama ülkemiz çok kötüye gidiyor. Anlat bakalım. Hiçbir şey değil. Bırak o işi. Bırak. Niye? Ya bunları çocuğunuzu dinlemiyorsunuz ben abi. Ben şimdi Kılıçdaroğlu'nun lan da Muharrem İnce lan da Tayyip Erdoğan'ı ben bir çefeye koyamam ki ya. Niyesin nedir ya? Olan belli, olacak olan belli. Yani şimdi Tayyip Bey'le de onları ben nasıl terazinin çefesine koyabilirim da tartabilirim? Çocuğunuz öyle düşünmüyor. Benim çocuğum... Siz yetiştirdiniz. Bu çocuğum İstanbul'da
duruyor. Ben yetiştirdiğim zaman böyle değildi. Eğitimi bunu mahvetti. Eğitim bunu, mahvoldu. Eğitim. Benim eğitimleri mahvetti. Ben çocuklara üzülüyorum. Abi eğitim mahvoldu diyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Ona şey, eğitim mahvoldu. Çocuklarınız var değil mi? Ben çocuklarım evet gidiyor. Evet. Biri mimar, ikisi üniversiteyi bitirmiş. Şimdi bu sene üniversite eğitim 4 senedir zaten çocuk yine açık öğretim. Bu çocuklar ne olacak? Bu neslimiz ne olacak? Kim? Ha? Ne? Onlar gene biraz daha bir. Şimdiki nesil ne olacak? Ne var şimdiki nesil? Aynı şimdi okuldan devam edecek. Diyor, ben diyor okuyacağım, yurt dışına gideceğim. Niye diyorum oğlum gidemezsin. Bu ülke seniz. Sen bu ülkeyi kurtaracaksın. Dünya, ama var, çocuklar oldu, burada yaşamak istiyor. Torun gidiyor abi. Ha? Şimdi bu dünya nereden nereye gelmişti, ben Türkiye nereden nereye gelmişti bunu çok iyi bilen adamım. Ben 75 yaşındayım. Ben 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce Türkiye'nin ne olduğunu bilen adamım. Bugün 20 senede bu Türkiye'de neler olduysa bunlar da gözümün önündedir. Ben Türkiye'yi karış karış gezmişim, geziyorum da. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Herhalde yani. Teşekkür ederim. Herhalde yani. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi? Yapamam, memurum. İyi günler. Sordum size. Dayım size soralım. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan, inşallah. O kadar başka bir şey yok. Teşekkür ederim. İnşallah. Sana abi Allah onu buradan noksan etmesin. Dova diyor bana. Allah onu çok uzun yaşasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah onun için yarattığını bu dünyaya. Aynı konuşmalarım diye. Allah razı olsun ondan. Allah Recep Tayyip Erdoğan dünyaya niçin yarattı? İyi yarattı. Allah ondan uzun ömürler versin. Allah ona. Abi sana soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Başka yok. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Var mı bir neden abi? Ondan iyisi gelmez. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Hepsini yayınlayacağım abim. Amin. Teşekkür ederim. Buyurun beyefendi size soralım. Trabzon şapkası da var. Oflusu sanırım abim. Of'a geldik biz de abim. Of ne diyor abim? Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu bu ülkeye ne verdi ki? İstanbul'a ne verdi? SSK döneminde de yani bundan sonra bu millet ona ne verecek? Ne isteyebilir yani? Ben İstanbul'daydım 40 sene önce. Millet merdivenlerde yataydı SSK başkanı olduğu dönemde. Her kutuda doktor bir kutu ilaç yazaydı, gidiyordun ilaç kuyruğuna 10 saat kalıyordun, veriyordu sana 4 tane, kesip de veriyordu sana. Şimdi ekmeği de bize kesip mi verecek? Karnalan mı ekmek verecek? Herhalde her türlü Erdoğan. Her türlü. Nurettin Sözen havaya bomba attığı zamanları da gördük yağmur yağsın diye. Bunlar bombalan, tanklan, manklan, uçak savarlan yağmur yağdırıyordu. Teşekkür ederim abi. Bu ülke. Sağ olun. İşte seni, bundan sonra hepsini yayınlayacağım abim. Hepsini yayınlayacağım. Yine yayınlayacağım. Devam edelim. Abim merhaba, nasılsın? Selamünaleyküm. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Biz vatansever insanlarız. Onun yüzün Recep Tayyip Erdoğan. Abim yani şimdi off'tayım, soruyorum. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu deyince böyle vatandaş biraz ses tonu artıyor, yükseliyor. Sinirleniyor. Muharrem İnce artmaz. Artmıyor. Muharrem vatan haini değildir. Teşekkür. Bize göre. Biz sağ olun. Devam edelim. Selamünaleyküm abim. Nasılsınız? Abim off'a geldik, vatandaşlara soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Bana sorarsa neden, niçinsiz, sebepsiz Tayyip Erdoğan. Sen abim. Sonuna kadar Tayyip. Var mı nedeni? Nedeni hiç töküman yaptınız mı kendinize göre? Evet. Yaptınız değil mi? Ne yaptın? Yollarımız oldu değil mi? Fabrikalarımız oldu. Petrolümüz bulundu. Stadlarımız oldu. Camilerimiz oldu. Metro. İstanbul'dan geliyorum. Hiç daha toprağa basmadım. Hep metrodan gittik. Yani daha ne olsun? Bundan sonra bize akacak. Paralar akacak bize. Böyle bir dönem daha AK Parti kesinlikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim. YouTube kanalı. Sana soralım abim. Recep Tayyip Erdoğan mı? Ki Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Reis de Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Sonuna kadar. Bundan başka var mı lider orada? Yok mu abi? Yok abi. Bundan başka lider yok orada. En büyük Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim. Kardeşim merhabalar. Of'a geldik İstanbul'dan. Vatandaşlara soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Ben cevap vermiyorum. Sağ ol kardeşim benim.
Bekliyorum ablam, bekliyorum. Şöyle gelsene ismi. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Of'a geldik ablam. Of vatandaşlarına soruyoruz. Evet. Of kimi tercih ediyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu mu? Asla. Yok mu? Asla. Neden Erdoğan? Bir canım olsa Tayyip'ıma veririm. Niye canınızı veriyorsunuz? Kurban olduğum ona. Hem seviyorum. Ben onu ne kadar sevdiğimi bilsen, dünyana Mevlam ayrı, o ayrı. Anlatın ablam, nasıl seviyorsunuz? Nasıl seviyoruz anne? Bir de yayınlayalım. O geldiği zaman her taraf genişledi. Hastane kurukları gitti, su kurukları gitti. Her taraf genişledi. Bak, hastaneye sıra bulamayacak. Şimdi sosyal sigorta var, her şey var. Yeşil kartı adam çocuğuna bakarsın, para veriyor sana. Kaynanaya bakarsın, para veriyor sana. Daha bu ne yapacak ki bu adam? Her şey dönüyor. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Ne kadar ömrüm varsa onun yarısı onun olsun. Kurban olduğum ana. Beş vakit namazımda ona dua edelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Abim gelin. Sana, abimize de soralım, sana da soralım. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Oklu vatandaş ne diyor? Ben Tayyip Erdoğan'dan başkasını tanımam. Niye tanımıyorsun abim? Benim mizacıma uygun olmadıkları için tanımam yani. Uygun değil mi? Uygun değiller. Beni tam tatmin etmezler yani. Sağ olun. Turunculu abimize soralım. Teşekkür ederim. Abim, Of'a geldik. Of vatandaşı ne diyor seçimlerde? Of vatandaşı mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa... Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasını tanımam. Ben 40 sene Hollanda'da kaldım. İnanır mısın? Bu memleket cennet. Ama bunu yayınlayacaksınız bakalım. Yayınlıyoruz abi. Bu memleket cennet. Ben 64 yaşındayım. Emekli olmam için 3 sene daha var, 67. Şimdi bu memlekette 40 yaşında olan insanlar emekli var. 38 yaşında. Bunlar devlete zarar değil mi? Cenab-ı Allah bizim reisimizden, başımızdan etmesin. Amin. Eğer ödeki altılı masa iktidara kalırsa HDP verecekleri iş ne? İçişleri Bakanlığı verecekler. Kenan Kurma Başkanlığı verecekler. Reisden başkasını kimse tanımıyor. 40 sene Hollanda'da kaldım. Temelli, buradasın. Buradayım. Tamam, 10 senedir bu memlekete temelli dönüş yaptım. Hollanda'nın da renklerini... Burada bak ne yazıyor. Hedef 2023. Bir daha göster abim. Hedef 2023 almışsın. Çünkü gelecektir size. Vallahi bu memleket cennet. Billahi cennet bak. 40 sene ben sabahtan çalıştım. Yurt dışına ben çalıştım. Sabah 5, akşam 5. Şimdi burada bir bakıyorsun ki işte iş yok, eleman yok, öyle mi? Nerede eleman yok? 500 lira arkadaşlar burada köyce 700 lira, 800 lira yiyormayı adam bulamıyoruz. Ha bu gençleri görüyor musunuz? Hiçbir iş yapmıyor. Her şey hazır. Sorsan şimdi şurada herkes emekli burada da. Ben 4 sene, 3 sene sonra emekli olacağım ben. Hollanda'dan. Değil mi? Buradaki adam 40 yaşında emekli oldu. Dünyanın en güzel memleketi şu memleket. Cumhurbaşkanımıza Allah eksiklik vermesin. Amin. Teşekkür ederim. Teşekkürler ama bunu hangi kanal? Abim YouTube, Facebook, Magazin Pro. Olur. Tamam. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar merhabalar. Gençlere bir soralım. Abi merhaba, nasılsın? Buyurun bir soru soralım. Son sorumu üçlü abilere soruyorum ve bitiriyorum. Abi merhabalar. İstanbul'dan geldik. Oflu vatandaşlara soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Neden? Neden olduğunu sana öğrenemedim mi? Ermenilere mi oy vereceğiz? Geçmişte şey, hayatı hiç doğru bir laf olduğunu ben duymadım. 62 yaşındayım. 62 yaşından beri ben onu tanıdım, tanıyalı. Sadece vaat eder. Başa bir şey ettiği yok. Nereden bulacak o parayı da verecek yani? Diş güçler mi götürüp verecek o parada dağıtacak şey evin hanımlarına maaş? Bu yüzden Erdoğan. Erdoğan tabii ya. Başa tanımam. Abimin vermiş olduğu oyla anketimiz sona ermiştir. Of'ta teşekkürler.